Efendim 14 Mayıs'ta yarışacak 4 Cumhurbaşkanı adayının pusuladaki yerleri Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura ile belirlendi. İlk sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak. Erdoğan'ı sırasıyla Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan takip edecek. Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Sıralamadaki yerimiz 1. Kemal Kılıçdaroğlu. Oy pusulasındaki yerimiz 3. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı için yarışacak 4 adayın pusuladaki yerleri belli oldu. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan. Adaylar bu sıralamayla pusulada seçmenin karşısına çıkacak. İkinci sırada Sayın Muharrem İnce, dördüncü sırada Sayın Sinan Oğan şeklinde belirlenmiştir. Seçim için geri sayım sürerken YSK'da Cumhurbaşkanlığı için yarışacak 4 adayın pusuladaki yerleri kurayla belirlendi. Pusulanın birinci sırasında Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan var. Cumhur İttifakı'nın temsilcileri birinci sıradaki yerin mutluluğunu yaşarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 3. sırada yer alacak pusulada. Muhalefet tarafından oyları bölmekle suçlanan Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında ikinci sırada olacak. Sinan Oğan. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Sinan Oğan da pusulada dördüncü sırada. Cumhurbaşkanlığı pusulaları 12 Nisan'da basılacak. Milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulaları ise 19 Nisan'da. Çıkmışlar. Erdoğan aday olamaz. Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Tarih bunları yazacak. Bu affedilebilir bir şey değil ki bizim kanaatimize göre. Ama Yüksek Seçim Kurulu böyle kendine göre verdi. Böyle bir kararı aldı. O kararı değiştirecek bir mekanizma yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığına aday olması anayasal hakkıdır. Bunun önünde herhangi bir anayasal ya da kanuni engel bulunmamaktadır. Adayların pusuladaki yerleri belli oldu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik muhalefetin itirazları sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kanuni engel bulunmuyor dedi. HDP'den Erdoğan seçimi kazansa da meşruiyeti tartışılır çıkışı geldi. Bu meşruiyet tartışması devam edecek kazanırsa. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesin kararlardır. Bu kararlara karşı Anayasa Mahkemesi dahil başka bir merciye başvurulamaz. Reddedileceğini de bile bile bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir gayrettir. Tayyip Bey bugünkü yaşantısıyla yarın Cumhurbaşkanı olmadığı takdirde Türkiye'de nasıl yaşayacağını hayal edemiyor. Psikolojik bir sıkıntı var burada. Münakaşa ortamını doğurmadan çekilmek ona itibar kazandırırdı. Tartışmaların gölgesinde oy pusulasında yer alan 4 aday 14 Mayıs'ta ipi göstermek için yarışacak.